Değerli arkadaşlar merhabalar. Elif'le bugün 3. ders videomuzu çekeceğiz. Aracımız otomatik vites arkadaşlar. Elektrikli bir araç. Elif'in daha önceki videolarını izlediyseniz bilirsiniz. Elif Kabatasak şöyle tanıtımı bir daha yapalım, sonra da kalkış yapacağız. Tabii arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, bana destek olmanızı istiyorum. Aklınıza takılan soruları da yorum kısmında mutlaka yazabilirsiniz. Ne kadar çok yorum atarsanız etkileşim o kadar çok olur. Daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Videolarımı beğendiğinizi, eğitimi beğendiğinizi biliyorum. Bunun karşılığında da sadece sizden yorum ve beğeni istiyorum. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet Elif, şu göstergeleri bir söyle, sonra da kalkış yapacağız. Kilometre, Kilometre yani hız. Güzel. hız, yakıt, Yakıt şimdi yani yana elektrik. Tabii onları ben P hatırlatma olan amacıyla söylüyorum. Evet. park, P olan park. Güzel. Sol sinyalini ver sol Elif. sinyal, ay sol burası, Tamam. Kapat. kapatıyorum. Bu da sağ Sağ sinyal. sinyal. Kapat. Bunlar silecekler. Şu Silecek kolu silecek. orası. Tamam. Burada ne var? Bu klima, ön rezistans, arka rezistans. Süpersin. Bu hava Devir daim diyelim. devir daim. Şu Bu ne? dörtlü. Süpersin. Şuradaki vites. Park, R geri, N nötr, D ileri. Bu da el frenimiz. El freni değil mi? Tamam. Şunlar da iç aydınlatmamız. İç Aynen. aydınlatmalar. Tamam, süpersin. Evet Elif, bugün seninle parklara başlayacağız. Arkadaşlar bugün Elif'le ilk defa park yapacağız. İlk defa L park yapacağız. Otomatik vites araç ile çok soruyordunuz. Park nasıl yapılır, gösterebilir misiniz? Bununla alakalı da bir video çekeceğiz. Bilginiz olsun. Evet Elif, derse başlamadan önce bir hatırlatma yapıyorum. Duruşlarda sağ sinyal veriyorduk. Kalkışlarda sol sinyal veriyorduk. Bunu hatırlatma amacıyla bir daha söylüyorum. Bu derste de belki unutabilirsin. Ben hatırlatacağım ama bundan sonra artık yavaş yavaş kararlar sende. Tamam mı? Tamam. Şerit değiştirirken de Elif, aynalara uzun süre bakmanı istemiyorum. Bilgin olsun. Tamam mı? Tamam. Evet, hazır olduğunda kalkış yapabilirsin şimdi. Arkadaşlar otomatik vites araçlarda kalkış yapmak için sıralamanın bir önemi yok. El frenini indirdik. Vitesi D'ye aldık. Sol sinyal verip sol aynaya bakıp kalkışımızı yapıyoruz. Kalkış yaptıktan sonra arkadaşlar vites atma gibi bir durum olmayacağı için vites değiştirmiyoruz. Zaten D'yi aldık, gidiyoruz. Hızlanabilirsin Elif. Güzel değil mi? Gittiğimiz şerit bitti. Başka şeride geçmek için ne yaptık? Sinyal verdik. Evet. Aynaya baktık. Sonra da şeridimizi değiştirdik. Sola doğru kayacaksan Elif, sinyal verip aynaya bakman lazım. Tamam mı? Yani önünde motosikletli var, önünde bisikletli var, önünde otomobil var, park halinde duran araç var. Şerit değiştireceğimiz zaman ne yapıyorduk? Sinyal verip aynaya bakıp sonra geçiyorduk. Doğru mu? Evet. Evet, harikasın. Çok iyi gidiyorsun. Direksiyon hakimiyetin daha güzel. Olabildiğince ileri odaklanıyorsun Elif. Hatırlatma amacıyla bir daha söyleyelim. Ne kadar ileri bakarsan direksiyon hakimiyetin de o kadar güzel olur. Arkadaşlar otomatik vites araçlarda vites değişikliği olmayacağı için sadece direksiyon hakimiyetine çok dikkat etmenizi istiyoruz. Manuel vites araçlarda da direksiyon hakimiyeti, otomatik vites araçlarda da direksiyon hakimiyeti araç kullanma işinin temeli. Değil mi Elif? Evet. Elif, saçlarımı döktün daha önceki derslerde, bu derste dökmeyeceksin herhalde. Başka öğrenci döktü demiştiniz. Öyle mi demiştim? Tüh. Tabii her öğrencinin saçlarımı dökmede bir katkısı oldu. Tabii bu Doğru. katkı olumsuz. Aynen. Sınav günü Elif, burada ışıklar kalabalık olabilir, önün yoğun olabilir. Takip mesafeni koruyarak aracını durduruyorsun. Arkadaşlar duruşlarda sadece frene basıyoruz. Debriyaj olmadığı için otomatik vites araçlarda kullanmıyoruz. Sadece frene basıp duruyoruz. Kalkarken de freni bırakıp devam ediyoruz. Dönüşlerde gaz kullanmıyorduk, değil mi Elif? Hayır, kullanmıyoruz. Süpersin. Mecburi dönüş olduğu için sinyal de vermiyoruz. Evet, harikasın sen. Şimdi sağ şeride kaymanı isteyeceğim. Harikasın. Sinyal verdik. Aynaya baktık. Sonra geçtik. Bu hatayı çok yapıyorlar arkadaşlar. Sinyal verip aynaya bakarken şerit değiştiriyorlar. Bu yanlış. Sinyal verdik Elif. Aynaya bakıyorsun. Yol müsaitse kaymaya başlıyoruz. Doğru mu? Evet. Evet, harikasın. Burayı döndükten sonra park yapacağız Elif. Tamam mı? Direksiyon sınavında hoca size söylemeyecek. Sen nerede ne yapıldığını bil. Evet, bu ilk parkın olacak. Doğru mu? Evet, doğru.
Sağ sinyalimizi verelim. Sinyali erken vermenin zararı yok Elif, bilgin olsun, tamam mı? Tamam. Şimdi park yapacağımız alan, önümüzde dubalar var. Dubaların kafasında numara yazıyor Elif. Hı-hı. Hoca sana hangi numaraya park yap diyorsa o numaraya park yapacağız, tamam mı? Tamam. Gazını bırakıyorsun, sağ sinyalini veriyorsun. Evet, şöyle bir duralım Elif. Duralım. Dur kız. Şurada bak, numara yazıyor dubanın kafasında. Gördün mü? 2 numara. Hoca sana hangi numaraya park yap diyorsa Elif, o numaralı dubayı geçip sonra duruyorsun. Tamam mı? Hmm. Buradan giderken de nasıl gideceksin Elif? Direksiyonun tam ortasıyla şu şerit çizgisini üst üste ayarlayarak gidebilirsin. Tamam mı? Buradaki amaç şu Elif. Bana bir bak. Duba ile aracımızın aynasının arasında yaklaşık şöyle 30-40 santimlik mesafenin olması yeterli. Yani şu çizgi üzerinde gideceğim. Evet, aslında. Çizgi üzerinde, tamam. Gidince ayarın iyi oluyor. Şimdi buradan bir sağ aynaya bak. Bak, Dubai ile araç arasındaki mesafeyi görüyor musun? 30-40 santimlik bir mesafe, evet, var yaklaşık. Yani sen bu ayarda gidince mesafemiz iyi oluyor, evet, tamam mı? Evet. Şimdi öğreteceğim parkta bu ayar çok önemli değil. Biraz uzakta gitsen, biraz yakında gitsen parkımız olur, tamam mı? Evet. Şimdi biz 4 numaralı Dubai'ye park edeceğiz Elif. Dümdüz devam edelim ileri doğru. Aracının tamamı 4 numaralı dubayı geçince aracını durduracaksın, tamam mı? Yürütelim ileri doğru, bak 4 numaralı burada. Aracın tamamı geçsin. Şimdi duralım. Çok iyisin. Aracını durdurdun Elif. Sinyalimiz yanıyor. Doğru mu? Geri vites alıyoruz. Geri vites alıyoruz. Şimdi Elif, şu arka cama biz kelebek cam adını veriyoruz. Kelebek cama bakarak geri geliyorsun, tamam mı? Kelebek cama bak, başka hiçbir yere bakma. Oradan 4 numaralı dubayı görene kadar geri geleceksin Elif. Kelebek cama bakıyorsun, freni bırak. Yavaş yavaş gel, ara sıra frene dokun ki yavaş gelsin Elif. 4 numaralı dubayı görünce duracaksın. Biraz daha gelelim, gördüğün an dur. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Tamam, tam kelebek camın içinde gördük, doğru mu? Şimdi durduk. Direksiyonu sonuna kadar sağa çeviriyorsun Elif. Buraya kadar zor mu? Değil. Hoca sana hangi numaraya park yap dediyse, park yap dediği numarayı aracın tamamı geçince sağ sinyal verip durdurduk. Hı hı. Düz bir şekilde geri vites aldık, geri geldik. Ne kadar geri geldik? Numaralı dubayı kelebek camın içinden gördük. Doğru mu? Evet. Direksiyonu sonuna kadar sağa çevirdik. Hı hı. Şimdi sol aynaya bakarak geri geleceksin. Freni bırakalım Elif. Yavaş yavaş geliyorsun. Ayağın yine frenin üstünde dursun. Sol aynadan 3 tane duba göreceksin Elif. 3. dubanın da dibini görünce duracaksın. Freni bırak gelsin. İlk olduğu için ben de müdahale edebilirim. Freni bırak yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelsin. Frene bir basıp bir bırakma Elif. Hafif bırak, yavaş yavaş yürüsün. 2 duba gördük. Bir tane daha gelelim. 3. dubanın da dibini görünce aracını durduruyorsun. Tamam mı? Tamam. Şöyle ben de bir yaklaştırayım. Adaylarıma göstereyim. Evet, kameraya bakıyorsun Elif, değil mi? Aynı böyle görüyorsun, doğru mu? Evet. Evet, ayarımızı bu şekilde yaptıktan sonra durduk. Şimdi direksiyonumuzu 1,5 tur toplayıp lastiklerimizi düzlüyoruz. Şurada airbag yazıyor Elif. Bunu 2 defa okuduğun zaman lastikler düzleniyor. 1, bir kere daha çevir. 2. Tamam, çok çevirdin. 2 kere okuyacaksın. Tamam mı? Şimdi bir daha sonuna kadar bana doğru çevir. Sağa çevir direksiyonu. Çevir sonuna kadar. Normalde böyleydi, doğru mu? Hı hı. Şu airbag'i 2 kere okuyacaksın bak, alttan doğru. 1, bir kere okuduk. Bir kere daha çeviriyorsun. Çevir, 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 çevir. 2. Tamam mı? 2 defa okuduk, lastikler düzlendi. Hı hı. Şimdi sağ aynaya bakarak geri geleceğiz. Numaralı dubayı sağ aynanın köşesine alana kadar geri geliyorduk. Freni bırakalım, yavaş yavaş geri gelsin Elif. Numaralı dubayı aynanın köşesine alınca duruyordun, hatırladın mı? Evet, çok az geleceğim. Fotoğrafı göstermiştim arkadaşlar dersin başında. Tamam. İyi mi? Birazcık daha. Tamam. Tamam. İyi mi? İyi. Evet, siz de şu şekilde görüyor olmanız lazım arkadaşlar. Numaralı duba, değil mi Elif? Fotoğrafa bakıyorsun. Aynı aynanın arkasına geldi. Evet. Doğru mu? Tamam. Durduk. Direksiyonu şimdi sonuna kadar sola çeviriyorsun. Sola, sonuna kadar. Şimdi freni bırakıyoruz. Sağ aynaya bakarak geri geliyoruz Elif. Freni bırakalım. Sağ aynaya bakarak geri doğru gelmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş geliyorsun. Gelelim yavaş yavaş Elif. Yavaş yavaş geliyorsun. Az daha gel. Az daha geliyorsun Elif. Tamam. Paralelliği yakaladığın an aracı durduruyorsun. Telefonuma bakmanı istiyorum. Bak, kaldırım ile Elif arasında araç paralel oldu. Gördün mü? Tamam, durduk.
Sınavda inmeyeceksin ama şimdi inip bir de dışarıdan anlatmak istiyorum. Vitesini P'ye al. Direkt tuşa basınca P'ye aldın. El frenini çek. Aynaya bakarak araçtan inip yanıma gelmeni istiyorum dışarı. Evet arkadaşlar, parkımızı bitirdik. Kapıyı kapatalım Elif. Elif, parkını bitirdiğin zaman aracın arkası dubalara değmiyor, görüyorsun. Burada önemli olan şu sarı çizgiye değmesi lazım. Ön lastiğin de Elif, arka lastiğin de sarı çizgiye değmesi gerekiyor. İkisi de değiyor, doğru mu şu an? Evet. Parkın güzel oldu değil mi? Hı hı. Gayet iyi, böyle olması gerekir. Burada şöyle söyleyeyim Elif, ayağımı lastik olarak düşün. Ön lastik burada diyelim, sınavdan kalıyorsun. Sarıya şöyle değse bile geçiyorsun, tamam mı? Ha, sarıya geçmesi lazım. Evet, sarıya değmesi gerekiyor. Değmesi lazım. Ön lastik burada, arka lastik de diyelim kaldırıma sıfır yanaştın ama kaldırıma değmiyor. Yine geçiyorsun. Hı, tamam. Kaldırıma değerse başarısız oluyoruz, tamam mı? Tamam. Şöyle gelelim. Numaralı dubayı nerede gördük? Burada değil mi? Evet, kelebek camın içerisine ayarladık, doğru mu? Tamam, geçelim şimdi. Bir şey daha söyleyeyim Elif. Eğer baktın ki aracının lastiği kaldırıma değmiyor, sarıya değmiyor, kaldırıma değiyor. Parkın içerisinde bir ileri gitme hakkın var, bir de geri gelme hakkın var yanaştırmak için. Tamam mı? Tamam. Onu da ilerleyen derslerde göstereceğim. Tamam mıyız? Tamam. Evet, şimdi tekrar çıkış yapacağız. Vitesimizi D'ye aldık. Aldın mı? Tamam. El frenimizi indirdik. Direksiyon sonuna kadar solda. Solda olsun. Solda. Şimdi çıkışta da nasıl çıkacağız? Sol sinyali veriyorsun. Freni bırakınca aracın zaten yürüyecek. Doğru mu? Evet. Aynaya bakıyorsun çıkarken. Orta şeritten araç geliyor mu diye Elif. Hı hı. Gelmiyorsa freni bırak yürüsün aracımız. Yavaş yavaş yürütüyoruz. Şu numaralı dubayı Elif ön camdan yok etmeden direksiyonu toplamıyoruz. Hı. Ön camdan görüyorsun, o zaman direksiyonu çevirmiyoruz. Tamam mı? Hı. Şu an hala görüyorsun. Şu an yok ettik. Doğru mu? Evet. Şimdi durup direksiyonu toplayabilirsin bana doğru, tamam mı? Şimdi yürütelim. Evet. Sağa doğru çevirelim direksiyonumuzu. Tamam, çok iyisin. Düz git, bir tane daha park yapacağız. Orta şeritten dümdüz devam ediyoruz. Tamam, dümdüz devam et. Bir tane daha yapacaksın Elif. Şöyle sağa doğru kayalım. Hoca park yapacaksın dediği an 7 numaralı dubaya park yapacağız. Tamam mı? 7 numaralı dubayı geçtik. Aracımızı durdurduk. Tamam mıyız? Hı hı. Durduk. Şimdi park yapmaya devam edeceğiz. Önce R'yi alıyoruz. Dur bir saniye. Direksiyon düz tut. 9 çeyrek. Bir daha hatırlatıyorum Elif. Park yapacağımız zaman durduk. Doğru mu? Hı hı. R'yi aldık. Doğru mu? Önce nereye bakıyorduk Elif? Kelebek cama. Hatırladın mı? Evet. Numaralı dubayı oradan görene kadar geri geleceğiz. Evet. Arkaya bakarak geri gelebilirsin. Yavaş yavaş gel Elif. Yavaş gel ki ayarı kaçırma. 7 numaralı dubayı görünce dur. Durdum. Tamam mı? Gördüm. Şimdi ne yapıyorduk? Sonuna kadar sağa çevireceğiz Elif. Sola değil. İlkin sağa çeviriyorsun. Burada şunu unutma. Parkı ne tarafa yapacaksın? Sağ. Sağ. O zaman ilkin sağa çeviriyoruz. Hı. Şimdi birazdan L park da yaptıracağım. L parkta da ilkin sağa çevireceğiz. Tamam mı? Hı. Şimdi sol aynaya bakarak geri geliyorduk. Freni bırakalım. Sol aynaya bakıyorsun Elif. Sol aynadan 3 tane duba görecektik. Hatırladın mı? Birinci dubayı gördün. İkinci dubayı gördün. Üçüncü dubanın dibini görür görmez durduruyoruz. Doğru mu? Sonra direksiyonu 1,5 tur topluyorduk. Airbag'i 2 kere okuyorduk. Bir kere daha çeviriyorsun. 2 kere okuduk. Şimdi aynanın arkasına numaralı duba gelene kadar geri gelecektik. Hatırladın mı? Evet, o zaman hadi bakalım gelelim. Numaralı duba 7 numara, aynanın köşesine gelince dur. Geldi mi? Geldi. Bir de ben göstereyim. Telefonuma bakıyorsun Elif. Hı-hı. Şu şekilde görüyorsun, doğru mu? Doğru. Evet, şimdi o zaman ne yapıyorduk? Tam sola çevirip geri gelmeye devam ediyoruz. Yine sağ aynaya bakıyoruz. Yavaş yavaş geliyorsun Elif. Arka lastiğimize bakıyoruz. Kaldırım ile aracımız paralel olana kadar geri geleceğiz. Yavaş yavaş geliyorsun Elif. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gelsin.
Gelsin Elif yavaş yavaş. Daha paralel olmadı. Hocam diyor ön lastiğin değdiğini nereden anlayacağım? Biraz daha geliyorsun Elif. Tamam. Bak telefonuma bak. Kaldırım ile araç paralel oldu. Gördün mü? Evet. Kaldırım ile araç paralel olduğu zaman diyoruz ki hocam tamam parkın bitti. Tamam mı? Bu şekilde olduğu zaman tamam diyorsun. Sen tamam dedikten sonra Elif eğer parkın olmadıysa sınavdan kalıyorsun. Hamle de yapamıyorsun. Tamam mı? Onun için emin olmadan, paralelliği yakalamadan tamam demeyeceksin hocaya. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet parkın bitti. Hocam tamam dedin şimdi çıkacağız. D'yi alıyorsun. Direksiyon tam solda olması lazım. Doğru mu? Daha evet. Dönmüyorsa tam soldadır. Sol sinyali veriyorduk. Verdim. Sol aynamıza bakıyorduk. Gelen yok. Ayağın burada frenin üstünde dursun Elif. Numaralı dubayı ön camdan yok edene kadar direksiyon oynatmıyorduk. Yavaş yavaş yürüsün. Fren, gaz yok Elif. Gazlı işimiz yok. Şimdi toplayabilirsin işte bana doğru. Topla. Orta şeritten devam Elif. Freni bırak yürüsün ama. Gaz yok Elif. Gaz verirsen hızlı gider. Tamam mı? Gazlı işimiz yok. Ayağımız sadece frende duracak Elif. Anlaştık mı? Hala frende. Gaza götürmüyorsun. Düzle direksiyon önce. Düzle. Şimdi gaz verebilirsin. Ne zaman gaz vermen gerektiğini anladın mı? Düzleyeceksin ondan sonra gaz vereceğim. Bir tane daha yapmanı isteyeceğim Elif. Freni bırak yürüsün. 11 numaralı dubaya park edeceğiz. Hemen önüne bak. 11 numaralı dubayı bulmaya çalış. 11 numara önde gördün mü? Gördüm. 11 numaralı dubayı aracın tamamı geçene kadar ileri doğru gidiyoruz. Aracımız düz oluyordu hatırladın mı? Evet 11 numaralı dubayı aracın tamamı geçsin. Geçti mi? Bir dur bakayım Elif. Bir dur. Arkaya bak bakayım geçtin mi? Geçmedim. Geçmedin değil mi? Geçmedim. Onun için geçtiğine emin olacaksın. Şimdi dur. Hı, tamam. Geçtim. Şimdi geçtik. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorduk? R'ye alıyoruz. Değil mi? Hı. Elif unutma bak. Önce düz geri geliyoruz. Doğru mu? Numaralı dubayı kelebek camın içinden görene kadar geri geleceğiz. Hatırladın mı? Hatırladım. Bakalım o zaman kelebek cama. Direksiyon oynama yok. Freni bırakıyorsun yavaş yavaş geri geliyor Elif. Arkaya bakıyorduk kelebek cama. Ayağın yine frenin üstünde dursun ki yavaş gel kaçırma. Biraz geçtik. Biraz kaçtı mı? Evet ileriye gideceğiz. Ay. Bir dur bir saniye. Sınavda Elif kaçtıysa ileri gitme hakkın yok. Ayvayı yiyoruz. Ne tamam yapıyoruz? Mı? Onun için ne yapmamız gerekiyor? Yavaş hareket edeceğiz. Hmm. Gözümüz nerede olacak Elif? Sürekli arkada olacak ki ayarı kaçırmayalım tamam mı? Tamam. Şimdi eğitimdeyiz alalım D'ye. Gidelim ileri doğru yavaşça. Yavaş. Gazda işimiz yok Elif. Tekrar frene dokunuyorsun. Tamam. Şimdi bir daha R'yi alıyorsun. Süpersin. Acele etmiyorsun Elif. Yavaş gel kaçırma. Kaçırınca ileri alma hakkın yok. Onun için yavaş hareket edeceksin. Şimdi gördüm. Tamam. Şimdi sonuna kadar sağa çeviriyoruz. Tamam mıyız? Şimdi nereye sağa bakıyorduk? Sinyali veriyorum. Sol aynaya bakarak geri geleceğiz. Sinyalli işimiz yok. Vermiyorum. Sol aynaya bakarak geri geliyorduk. Sol aynadan 3 tane sol aynaya bak ki bu sefer onu da kaçırırsın yoksa. Bir de frenin nazikliğini, narinliğini yakalamaya çalış Elif. Gördüm şu an. Ama onlar arkadaki başka dubalar. Freni bırak. Hı. Yavaş yavaş gelsin Elif. Birinci duba kırık orada gördün mü? 2-3. Üçüncü dubanın dibini gördük durduk değil mi? Hı. Şimdi ne yapıyorduk direksiyonu ne kadar topluyorduk? 2. Airbag'i 2 kere okuyorduk. 1. 2. Şimdi... Sağ aynaya bakarak geri geliyorduk. Aynanın arkasına numaralı duba gelince duruyorduk. Bir dahaki ders anlatmayacağım sen yapacaksın tamam mı? Tamam. Geldi mi 11 numaralı duba aynanın arkasına? Evet geldi. Telefonuma bakıyorsun böyle görüyorsun doğru mu? Evet. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sola. Tam sola çeviriyorsun harikasın. Şimdi yine nereye bakıyoruz? Sağ aynaya bakarak geri geliyoruz. Aracımız kaldırım ile paralel olana kadar geri geleceğiz. Hocam diyor ön lastiğin kaldırıma değdiğini nasıl anlayacağım? Arkadaş şu an değmemiş bak çünkü paralel olmamış. Yani bu açıda görüyorsanız ön lastik değmemiş. Biraz daha geliyorsun Elif. Tamam bak şu an oldu doğru mu? Doğru. Telefonuma da bakabilirsin. Araçla paralelliği yakaladık. Ön lastiği gördünüz arkadaşlar. Arka lastiği de görmüşsünüzdür. Aracımızın parkı bitti. Tamam mıyız? Tamam. Bu kadar. Zor mu? Zor. Zor. Aynen. Tamam. Al D'ye gidelim. Hadi bakalım. Sol sinyali veriyoruz. Solda zaten. Tamam. Şimdi yürütebilirsin Elif. Yavaş yürütüyoruz. Gaz yoktu hatırla. Doğru mu? Evet. Topla bana doğru. Numaralı dubayı ön camdan yok ettik. Topla.
Freni bırak yürüsün Elif. Şimdi sağ sinyal veriyorum. Çok iyisin. Yürütelim. Gaz yok Elif. Düzle direksiyonu. Şimdi gaz verebilirsin. Doğru mu? Gazı doğru. Şimdi veriyorduk. Hatırladın evet. mı? Gaz vermesen de Elif araç yürür. Ama yavaş yürür. Yürüsün. Biz zaten yavaş yürümek istiyoruz. Doğru mu? Evet. Evet. Hızlanalım şimdi birazcık daha Elif. Hızlanıyorsun. Şimdi sağ sinyal vererek sağ şeride doğru kayalım. Aynaya da baktın. Harikasın. Değil mi? Hı hı. İleri odaklanıyoruz. Ne kadar ileri o kadar güzel. Şimdi burada da L park yapacağız Elif. L parkta da devam edelim ileride. L parkta da Elif aracı yola ortalayarak götürüyorsun. Tamam mı? Aracımız şeride tam ortalı olacak. Park yapacağımız yere ortalı bir şekilde gideceğiz. Öndeki araçlar yapsın çıksın sonra da biz yapacağız. Tamam mı? Gidelim biraz daha gidelim. Araçların dibine kadar yaklaşıyorsun Elif. Tamam şimdi bir duralım. Freni bırakma sakın. Ben şöyle ineyim aracın ortalı olduğunu bir göstereyim adaylarıma. Arkadaşlar L park yaparken aracımız şu şekilde yola ortalı bir şekilde gidecek. Eğer şu sağ tarafa çok yakın giderseniz girişteki ilk dubaya değersiniz. Sol tarafa yakın olursanız da içeri girerken araç şöyle çapraz olunca aracımızın burnu şu çizginin üzerinde sınavda dubalar olacak. Onlara şu şekilde değer içeri gireceğimiz zaman. Bunun için aracımızı yola tam ortalı götürmemiz gerekir. Evet Elif bu içeri girince sen öne doğru devam edeceksin. Tamam mı? Sınavda burada bekliyorsun sıra varsa. Tamam. Evet şimdi devam edelim Elif ileri doğru. Freni bırak yürüsün. Freni bırak. Ver birazcık da gaz. Şimdi bak freni bıraktın yürüyor ama yavaş yürüyor. Bir de gaz vererek daha da hızlandıracağız. Ver birazcık daha gaz Elif. Şu dubalara park yapacağız. Tamam mı? Aracımızı yolu ortalı götürüyoruz. Devam edelim. Park yapacağımız alan burası. Bu alanı geçmen lazım Elif. Yürütelim ileri doğru. Tamam durduk. Burada da Elif park yapacağın alanı geçiyorsun. Sağ sinyal verip aracını durduruyorsun. Tamam mı? Durdurduk mu? Hı hı. Evet. Durdurdum. Şimdi sağ yine sinyal. Geri vites alıyorsun. Sağ sinyal veriyorum. Sağ sinyal hep açık kalsın. Kapatma. Elif dubaların üstünde çarpı şeklinde işaretler var. İki tane duba var. O dubalar üst üste getirene kadar geri geleceksin. Tamam mı? Freni bırak şimdi. İlk olduğu için ben de yardımcı olacağım sana. Yavaş yavaş gel. Şu an görmüş olman lazım hangi dubalar olduğunu. Evet. Çarpı olan dubalar. Gördün mü? Evet. Bir ortada var bir de arka köşede var. Arda arda mı gelecek? Evet. Sizin? İkisi de çakışacak. Üst üste gelecek. Tamam. İyi mi şu an? Şu an iyi. Şu an iyi. Tamam mı? Hı-hı. Arkadaşlar bizde şu duba ile arkadaki dubada çarpı var. Biz bunları üst üste getiriyoruz bakış açımızla. Sizlerin de ilk parkurunda bu ayar yeri farklı olabilir ama geriye kalan hepsi aynı. Burada da şimdi direksiyonu sonuna kadar sağa çeviriyoruz Elif. Bak, ilk önce düz geri geldik. Ne kadar geri geldik? Dubaları üst üste getirdik. Durduk. Sonuna kadar sağa çevirdik. Freni bırakalım şimdi Elif. Sol aynaya bakarak geri geliyoruz. Artık burada işimiz bitti. Freni bırakıyorsun. Yavaş yavaş geri gelsin. Freni bırak Elif. İlk olduğu için ben anlatacağım. Aynanın yanına Elif duba gelene kadar geri geleceğiz. Freni bırakalım. Freni bırakalım Elif. Aynanın yanına bak şu duba. 1,5 tur yazıyor gördün mü? Evet. Şu dubayla ayna yan yana geldi mi duruyoruz tamam mı? Tamam. Şöyle bakınca yan yana olacak. Bu park daha kolay. Evet bu daha kolay. Yan yana geldi mi durduk. Elif bak aracımız tam karşıya bakıyor dik oldu. Evet. Sen de direksiyonu 1,5 tur topla lastikler düzlensin. Tamam. Şimdi arkada bir duba daha var Elif. O dubayla ayna aynı böyle yan yana gelene kadar geri geleceğiz. Freni bırak. Yürümüyorsa hafif gaz ver Elif. Ver hafif gaz. Ver hafif. Hafif ver ver ver. Birazcık daha ver. Ver ver birazcık daha. Tamam. Bak, ikinci dubayla da yan yana geldi mi de duruyoruz. Tamam mı? Tamam. Buradaki amaç şu Elif. Aracın önü şu ön dubayı geçmiş olması lazım. Hı. Tamam mı? Siz ikinci dubayla yan yana geldi mi ön dubayı geçti demektir. Tamam mıyız? Tamam. Var mı sıkıntı? Yok. Kolay mı? Bu kolay. Kolay. D'yi alıyorsun.
Şimdi Elif, adayların en çok burada yaptığı hata şu. Parkı bitiriyor ya, hemen direksiyonu çeviriyor sağa, çıkışta vuruyor şunu dubaya. Çıktıktan sonra sağa git. Evet, ön duba ile Elif ayna yan yana gelene kadar önce düz bir şekilde ileri gitmemiz lazım. Gidelim o zaman ileri doğru. Sinyali veriyoruz sağa. Sağ sinyali veriyorsun, düz gidiyorsun Elif. Aynaya bakıyorsun, aynayla ön duba yan yana geldiği an duruyorsun. Az daha yürüt. Tamam bak, geldi mi? Hı hı. Şimdi sonuna kadar sağa çevir. Tamam mı Elif, bak en çok bu unutuluyor burada da. Önce düz ileri çıktık. Ne kadar çıktık? Dubai'yle ayna yan yana geldi. Sonuna kadar sağa çevirdik. Freni bırakalım, yürüsün şimdi. Freni tamamıyla bırak Elif. Gazda işimiz yok. Tamam mı? Aracını düzleyene kadar gaz yok. Düzle aracını. Tamam. Şimdi sol sinyalini ver. Önümüz dolu. Aynaya bak. Gelen yoksa kay orta şeride doğru. O duracak. Ortadan devam ediyoruz. Çok iyisin. Bu kadar. Kolay mı? Bu daha kolay. Evet, L park öbürüne nazaran birazcık daha kolaydır Elif. Sinyalli işin bitti mi? Kapatıyoruz, doğru mu? Harikasın sen. İleri odaklanıyorsun Elif. Ne kadar ileri o kadar güzel, tamam mı? Ne kadar ileri bakarsan direksiyon hakimiyetinde o kadar güzel olur. Ara sıra sol aynadan ve sağ aynadan çizgilere bakıp aracın çizgilerin içinde mi dışında mı olduğunu da analiz edebilirsin Elif. Biraz daha yavaşlatıyoruz. İleride baktın ki kasis var, baktın ki viraj var, baktın ki dönemeç var, doğru mu? Hemen hızını azalt ki kontrollü gidebilelim. Burada sinyale gerek yok. Doğru mu? Mecburi dönüş. Evet. Mecburi yön olduğu için gerek yok. Gaz kullanıyor muyduk Elif dönüşte? Hayır. Kullanmıyorduk. Gaz kullanırsak ne olur Elif? Hızlanır. Değil mi? İstemediğimiz yöne doğru gidebilir. Ortadan geldik. Orta şeritten devam ediyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Çok iyisin. İleri odaklanıyorsun Elif. Biraz yavaş gidebilirsin. Baktın ki hızlı gidiyor. Sadece frene dokunarak aracımızı ne yapıyoruz? Yavaşlatıyoruz. Doğru mu? Evet. Yokuş aşağı Elif, gaz kullanmana gerek var mıydı? Yok. Yok değil mi? Freni bıraktığın zaman zaten araç ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızlı gitmek istersen gaz kullanabilirsin. Ortalama kaçla gidecektik biz? 30'la 40 arası. Doğru mu? Ama istenen 30'u geçmemek. 35. Yani 30, 35, 40'ı geçmeyin. Yeter. Işık ne renk yanıyordu? Kırmızı. Devam. Burada değil. Bir sonrakinde duracağız. Bir sonrakinde duracağım. Ben gidene kadar yeşile dönüyorum. Yok. Uyanıklık yok Elif. Döndü. Doğru mu? Sen tam karşılısın he. Yok. Ben zaten dururdum da. Diyorsun. Yani ben sarıda da dururum. Sınavda sarıda bile geçmiyoruz. Evet. Tamam mı? Sarıda bile geçersek maalesef bir sonraki sınava hak kazanıyoruz. Doğru mu? Doğru. İleride ani fren yapacağız. Onu daha önceki derslerde yaptırmış mıydım? Yok, hatırlamıyorum. Yaptırmadın değil mi? Yaptırmadınız. Tamam. Direksiyonla sen niye çok oynuyorsun? Oynamıyorum. Dönerken? Dönerken mecbur. Mecbur. Şu an. Düz yolda çok gerek yok. Tamam mı? Ama yol düz değil işte. Tamam. Birazcık. Yollar yamuk çizmişler ya. Sağ şeride kay bakalım şimdi. Freni bırakıyorsun. Çok sağa gelmiyoruz. Değil mi? Süzüle süzüle. Yavaş yavaş Elif. Devam edelim. Sınavda burada sağa doğru geliyorsun. Hoca sana ani fren yap dediği zaman yapacaksın. Tamam mı? Hızlıca frene dokunacaksın. Anlaştık mı? Şimdi dur. Hızlıca. Çok iyi. Bu kadar. Tamam mı? Tamam. Durduk. Freni bırakmıyorsun. Anlaştık mı? Sonra sol sinyal verdin. Hoca sana kalk dedi, sonra kalkış yapıyorsun. Şimdi bıraktık freni, yavaşça gaz verebilirsin. Tamam mıyız? Tamam. Otomatik vites araçlarda arkadaşlar sadece frene dokunarak hızlı bir şekilde önüne çocuk mucuk atladığını düşünerek aracımızı durduruyoruz. O güzergahta mı ani fren? Burada. Burada. Yeri tam olarak burası. Burası. Tamam mı? Evet, aşağıdan döneceğiz biliyorsun. Ne yapman gerekiyor? Sola doğru kayacağız değil mi? Evet, Elif. Sola sinyal vereceğim. Tamam. Sol aynadan bakacağım.
Yavaş yavaş, acelen yok. Uzun süre aynaya bakmıyorduk. Şimdi Arabalar kay. Bundan geliyorlar. sonra kay. Şimdi kay Elif. Gelen araç uzak olduğunu anladığından kayabilirsin, tamam mı? Evet, döner kavşaktan döneceğimiz için ne yapıyoruz? Yavaş, yavaşlatıyoruz. Yavaş. Doğru mu? Sadece frene basıyoruz, değil mi? Evet. Sinyalimiz yansın mutlaka. Eğer söndüyse kapatacaksın. Döner kavşakta ilk geçiş hakkı kimin? Dönen kavşağın aracın. İçindekileri. Evet, şimdi yürütebilirsin yavaş yavaş. Gaz yok Elif. Gaz yoktu, hatırla, değil mi? Döner kavşaklarda gaz kullanmıyorsun, otomatik vites araçlarda. Frenle kontrol ediyorsun. Yavaş yavaş çeviriyoruz direksiyonumuzu. Sağa baktık, otobüs geçsin, ondan sonra biz yürüteceğiz. Mesela normalde şu an geçiş hakkı senin. Sen şu öndeki araca bir tane vursan %100 hatalı o. Doğru Öyle mu? Ama evet. Vurmayayım ben yine de. Baktın ki aracın ön farı kırık, bedavadan nasıl yaptırabilirim dersen bir tane yapıştırıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık ama bunu dikkate alalım. Tamam arkadaşlar, şaka, böyle bir şey yok. Sonra beni trend topic yapmayın Twitter'da. Devam edelim. Sağ sinyal Evet vereceğim. Hızlanalım. Sağ aynaya bakıyorum. Evet, sağ aynaya bakarak sağa doğru kayıyoruz. Aynen. Anlaştık mı? Anlaştık. Elif, sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Söyleyeyim. Buyurun. Bana bir çikolata alacaksın, tamam mı? Ya tatlı alayım, çikolata ne? Tatlı mı? Aynen. Tamam. Niye alacağını biliyor musun? Niye? Direksiyona çok fazla sarılıyorsun. Direksiyonu fazla sıkıyorsun. Bu fazla yüzden sıkmayacağız. Mi alacağım? Evet, bu yüzden alacağım. Sola sinyal verip sola dönmem lazım. Tamam. Nasıl? Evet, önün dolu değil mi? Mecbur evet. Sola kayacağız. Sola kayacağın kesinse Elif, gelip aracın dibinde kaymana gerek yok. Daha geriden kayabilirsin, tamam mı? Tamam. Niye alıyor musun? Direksiyona fazla sıktığın için. Evet. Tamam mı? Bundan sonra her sıkmanda bir tane daha alacaksın. Tam çikolata o zaman. Her sıkmamda bir tanesi çikolata. Çikolata diyorsun değil mi o zaman? Aynen. Ya insan der ki hocam, yok tatlı alayım ya. Ya alayım hocam, aşk olsun. Teşekkür ederim. Hızlan bakayım şimdi birazcık daha Elif. Biraz daha hızlanıyoruz. Çok iyisin. İleri odaklanıyorsun Elif. Hızlanalım birazcık daha. İleride bak, kırmızı duran araç var. Hemen onu gördün. Hemen sol sinyalini ver. Aynaya bak. Yavaş yavaş. Yol müsaitse kay. Değilse duracaksın. Bu kararı kim verecek? Ben. Sen. Şu an verdiğin gibi. Evet. Tamam mı? Onun için ileri odaklanacaksın Elif. İleri baktın, önün dolu, hemen kaçmaya çalışacaksın. Yol müsaitse kayacaksın. Rahat bıraktım direksiyon. Bak ne kadar güzel. Öndekine çok yaklaşmıyoruz. Takip mesafesi ne kadar? Hızın yarısı, doğru Hızın mu? Yarısı. Kaçla evet. gidiyorsun? 17 ile. 20 Diyelim 20 ile gidiyorsun. En az 10 metre boşluk bırakman lazım. Duran arabalarda ne kadar Elif? Şu şekilde. Telefonuma bak. Lastiklerini göreceksin. Tamam mı? Şöyle olmayacak yani. Tamam? Tamam. Evet, şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar burası yokuş bir yol. Yokuşta kalkış yaparken direkt freni bırakıp gaz verip aracımızı yürütüyoruz. Otomatik vites araçlarda aracın geri kaydırma özelliği yoksa freni bırakır bırakmaz yavaşça gaz verebilirsin. Sağ şeride kayalım Elif. Aynaya baktın değil mi? Gelen yoktu. Sağa doğru geçtik. Yavaşça duralım şimdi. Sınavda yokuş kalkış yerimiz de burası. Doğru mu? Burada durdurmaların amacı ne biliyor musun Elif? Otomatik vites araçları. Zaten geri kaydırmıyor ki. Niye durduruyorlar? Sağ sinyal verecek mi diye. Kalkarken de sol verecek mi? O kadar. Verdim ben. Verdin. Evet. Sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi kalkalım. Sola vereceğim. Sola bakacağım, kalkacağım. Freni bırakıp yavaşça gaz veriyorsun. Önün doluysa Elif, sola geçebilirsin. Önün boşsa düz devam et. İlla ortaya geçmeye çalışmayın. Tamam mı? Mesela bak, öndeki duracak. Sol da dolu, sola da geçemiyorsun. Mecbur sen de duracaksın. Bekleyeceğim. Tamam mı? Riski evet. almayacağız yani. Evet. Şimdi mesela bundan sonra müsait. Bundan sonra kay. Sola sinyal. Evet. Sakin, asla acele etmiyorsun. Bir de işte ortaya kayacağın yani muallaklı bir durumsa öndeki araca çok yaklaşma ki Elif, kayarken böyle zorlanmayalım. Tamam mı? Evet. Şu an düzledim. Çok iyisin, hızlanıyorsun yavaş yavaş. Evet.
sınavda hızlı gitmek zorunda mıyız? 30-40 arası. Daha az olabilir mi? Daha az olabilir mi? Olmaması lazım. Daha az olursa acemisin demektir. Acemiyim zaten. Daha bırak acemiliği. 3 ders aldım. Değil mi? Acemilik bitti. Doğru mu? İlk ders acemi olursun. Evet. Diyorsunuz öyledir. Önümüz dolu. Orta şeride doğru kayalım. Çok iyi. Araç kullanırken böyle hep ileri odaklan Elif. İleri bakarsan daha rahat kullanırsın. Kasılmamış olursun. Çünkü baktın ki önün dolu, hemen erkenden boş olan şeride kayabilirsin. Ama en son noktada gelip son noktada karar verdiğin zaman sen zorlanıyorsun. Doğru mu? Doğru. İleride geri çalışması yapacağız Elif. Son yapacağımız işlem de bu. 25 metre geri gelme. Tamam. Şu beyaz aracı geçtikten sonra sağ şeride doğru kayalım. Hemen sağ sinyali verdik. Sağa doğru geçiyoruz. Aracını güzelce yolu ortalayarak aracımızı durduralım. Yolu ortalı. Şu an geri geliyoruz. Tamam, durduk. R'yi alıyorsun. Sağ aynaya bakarak geri geliyorduk. Hatırladın mı? Hatırladım. Çok fazla gaz kullanma. Kullan ama çok hafif. Burada da Elif, geri gelirken direksiyonu ne tarafa çevirirsen aracın arkası o tarafa gidiyor. Şu anki çizgi ile araç arasındaki mesafe ideal. Bu mesafede geri gidebilirsin. Tamam mı? Düz bir şekilde geri geliyorsun. Direksiyonla çok oynamana gerek yok zaten. Değil mi? Direksiyonu. Evet, oynamıyorsun. Tamam, sen gel, ben bir şey anlatacağım. Gel. Bana bırakma direksiyonu. Benim şoförlüğüm var kız. Direksiyonu böyle sağa çevirince aracın arkası sağa doğru gidiyor bak. Evet. Fark ettin mi? Baktın ki sağa gidiyor. Hemen düzledin. Sıkmadan direksiyonu. Elif, çok sıkıyorsun kız. Şimdi sola çevirdik. Bak, bu sefer de sola doğru gidecek. Sola doğru gidiyor. Gördün mü? Hı hı. Sonra paralelliği yakaladığın an Elif, direksiyonu düzlemen lazım ki düz geri gelsin. Anlaştık mı? Tamam, duralım şimdi. Güzel. Şimdi devam ediyoruz ileri doğru. Çok iyisin. Önceki derse nazaran bugün birazcık daha oturmuş sinyaller, direksiyon hakimiyet. Ama ara sıra dikkat ettim, direksiyonu fazla sıkıyorsun Elif. Özellikle duracağın zaman, döneceğin zaman, tamam mı? Tamam. Evet, orta şeride doğru kayabilirsin. Uzun mesafe Elif, bir anda geçmiyoruz değil mi? Süzüle süzüle. Hı. Doğru mu? Evet. Harikasın, çok iyi gidiyorsun Elif. Nereden düştük bu hocanın eline demiyorsun değil mi? Yok, demiyorum. Başımı ağrıttın kız. Evet. Önünde araç var değil mi? Sola sinyal ver. Ya sola sinyal ver, sola geç ya da dur. Diyelim sol doluysa Elif, duracaksın, tamam mı? Ben direkt sola geçeyim. Tamam, hızdan gidelim. Solla bunu. Çok iyisin. Şimdi tekrar sağ şeride, yani orta şeride kayalım. Çok iyi, sinyal verdik. Aynaya baktın değil mi? Sonra da kaydın. Aynen bu Elif. Ortadan sağa gelme kız. İki şerit birden atlayamazsın ama. Tek tek geçeceksin. Hayır, tek tek atladım zaten. Nasıl? Direkt şu an neredesin? Neredeyim? Sağdasın. Sağa geçiyorum işte. Sağdayım hala. Tamam. En soldan en sağa böyle geçmeyeceksin ama. Önce ortaya geçeceksin. Ondan sonra sağa. Siz beni şaşırtıyorsunuz hocam. Hep ben şaşırtıyorum adaylara. Kimse zaten ayranım kara demiyor. Herkes suç hocaya atıyor. Siz de öyle arkadaşlar. Videolar izleyenler de herkes hocasından şikayetçi. Ben şikayetçi değilim. Sen az önce öyle diyordun ama. Hayır. Tamam. Heyecanlanıyorum. Heyecanlanıyorsun. Heyecan iyidir. Heyecan olsun ama çok olmasın. Sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Güzergahı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Değil. Biraz daha çevir Elif. Biraz daha virajın. Bir anda değil kız. Yavaş yavaş. Değil mi? Evet. Dönüşlerde birazcık. Evet, sen şimdi çizginin dışına çıktın az önce Elif. Az önce derken kaldım o geri sınavdan? De bir yerde. Yok. Ya hemen her şeyde sınavdan kaldım deme. Bir sonraki sınava hak kazanıyorsun. Kalma yok. Ya kaldım şimdi, işte. Şimdi çizginin dışına çıktın ya az önce. Hmm. Ben de direksiyona müdahale ettim. Direksiyon dönmedi. Sen de dedin ki hocam sen beni heyecanlandırıyorsun. Hı hı. Mecbur. Baktım ki araç çizginin dışına çıkıyor. Mecbur müdahale etmem gerekiyor. Şöyle bak, şu an önün doluydu. Sola kaydın. Değil mi? Evet. Tekrar sağa kayalım hemen. Ama işte Elif, bunu şöyle söylüyorum. İleri bakıyorsun ya,
önünün dolu olduğunu erkenden gör, tedbirini erkenden al. Geliyorsun son 2-3 metre kala karar veriyorsun. Bu sefer sol dolu oluyor. Sonra panik oluyoruz, geçemiyoruz, zorlanıyoruz, riskli bir durum oluşuyor. Onun için ileri baktın, gördün, önün dolu diyelim. Erkenden kay. Anlaştık mı? Anlaştık. Sinyalli işin bitti mi? Arkadaşlar birazdan Elif'ten kurtuluyorum. Otomatik vites ders videosu istiyorsunuz, izlemiyorsunuz arkadaşlar. İzlemenizi istiyorum. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Yorum yaparsanız, beğenirseniz etkileşim olacağı için daha fazla kişiye ulaşabilir arkadaşlar. Sizlere bu hizmeti Elif'le birlikte ücretsiz bir şekilde sunuyoruz, değil mi Elif? Evet. Videolarını YouTube kanalımda paylaşıyorum. Daha çok izlenmesi için. Doğru mu? Arkadaşlar yorumlarınızı yapıcı yapın. Kırıcı yapmayın. Doğru mu? Özellikle bana. Yapamıyor, edemiyor. Zaten yapamadığı için ders alıyor. Zaten yapamadığı için ehliyet alıyor. Yapacak. Eksik yönleri illaki olabilir. Her adayın olabilir. Ama kullandıkça onları yeneceğiz. Doğru mu? Doğru. Elif, ileriden döneceğiz. Ne yapıyorduk? Sola sinyal veriyorum. Tamam. Aynaya bakarak sola doğru kayıyorsun. Önümüz doluysa mesafeni koru. Arkadaşlar otomatik vites araçlarda sadece frene basarak aracımızı durduruyoruz. Önü doluydu, durduk. Durduk. Niye durduk? Ön dolu. Acele etmene gerek yok. Bugün çok trafik var. Evet, bugün kavşak da çok dolu Elif. Yürütelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş Elif. Gazla işimiz yok. Hatırla. Kavşağa gelince gazla işin yok Elif. Freni bırakıyorsun, araba yürüyor. Tamam mı? Hı hı. Evet, yoğun bir kavşak. Şimdi buradan döneceğiz. Yavaş yavaş frenle kontrol ede ede aracını yürütüyorsun. Öndeki yürütünce sen de yürütüyorsun Elif. Tamam mı? Hı hı. Frene basarken de yumuşak, nazik, narin, erkeklerin size davranmasını istediğiniz gibi. Doğru mu? Mesela bak, boşluk buldun, yürütmen lazım. Yürütmezsen kimse sana yol vermez Elif. Freni bırak, yine yürüsün birazcık daha. Boşluk buldukça yürüt Elif. Sola baktın, gelen yok. Doğru mu? Evet. Yürütüyoruz yavaş yavaş. Gaz yok Elif. Arkadaşlar hata yapmanızdaki temel sebep Elif'in de yaptığı gibi gaz vermeniz. Gaz vermeyeceğiz. Direksiyonu sıkı tutmuyorduk. Doğru mu Elif? Doğru. Dönüşümüzü yapıyoruz. Hala gaz kullanmıyorsun. Hızın 6 kilometrede. Doğru mu? Evet. Şimdi topla direksiyonunu. Şimdi gaz verebilirsin. Şimdi veriyoruz gazımızı. Anlaştık mı? Gazı ne zaman kullandık Elif? Dönderdik, düzledikten sonra. Doğru mu? Evet. Hızlanalım şimdi birazcık daha. Sağ şeride doğru kayıyoruz. Solu sürekli kullanamıyorduk ya. Süzüle süzüle sağa doğru kayalım. Sağa geçtikten sonra sinyalli işin bittiyse de kapat. Arkadaşlar uzun bir ders videosu oldu. Parklara fazla yaptığımız için. İnşallah videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Kesersin. Evet, şimdi başladığımız yerde bitireceğiz. Sol sinyali veriyoruz. Önün dolu. Doğru mu Elif? Evet, ver gazı. Ha, dolu olduğu için geçemiyorsun. Mecbur duracaksın. Evet. Şimdi geçeceğim. Beyazdan sonra geç. O da yol verdi, geç sana, geç. Tekrar sağa gir hemen. Sağa gir, başladığımız yerde bitireceğiz. Tamam, duralım. Elif, sağ sinyal vermedin kız dururken. Verdim ama sonra kapattım. Kapatmayacaksın, niye kapatıyorsun? Maç bitmedi ki, maç 90 dakika. Doğru mu? Bugün 90 değil, 120 dakika gibi oldu. Diyorsun. Evet, uzun bir sürüş oldu. İnşallah bu videoda da size faydamız olmuştur. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Elif'le inşallah bir daha video çekmek nasip olur. Son derslere doğru inşallah daha iyi olur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.